Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yazım kuralları ile ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Sürpriz bu şekilde yazılır, doğrudur. Zürafa yine bu şekilde yazılır, bu da doğrudur. Profesör yine bu şekilde yazılır, bu da doğrudur. Elektrik de bu şekilde yazılır, bu da doğrudur. Ünvan diye söyleriz. Arkadaşlar bunu unvan diye yazarız. O yüzden bu yazım yanlışıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur demiş. Bakalım, espri demiş. Arkadaşlar normalde bu şekilde yazılmaz. Bunun doğru yazımı nedir arkadaşlar? Espri'dir. R olacak. Yani i'den önce R'nin gelmesi lazım. O yüzden bunu elemiş oluruz. Entelektüel demiş dursun. Kolektif derken bu da arkadaşlar şu şekilde yazılacak. Kolektif şeklinde. Yani tek L ile yazılması lazım. O yüzden burada da yazım yanlışı vardır. Silahşörler derken bu da yine şu şekilde yazılması lazım. Silahşor olacak. Bundan dolayı burada da yazım yanlışı vardır. Paragraf. Bunun yazımı da arkadaşlar nedir? Hepinizin bildiği gibi paragraftır. Yani yumuşak G yerine düz G'nin olması lazım. Bundan dolayı burada da yazım yanlışı vardır. Entelektüel. Bakın burada da tek L var arkadaşlar. Bunun yazımı doğrudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır demiş. Ahbaplarıyla derken bunun yazımı doğrudur. O yüzden bunu elemiş oluruz. Antrenman, bu da doğru yazılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Asgari dursun. Egzoz, bunun yazımı da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fasulye, bu da doğru yazılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Asgari bu şekilde yazılmaz arkadaşlar. Asgari şeklinde olacaktır. Yani K'nin yerine G olması lazımdı. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Beşiktaş Jimnastik Kulübü İnönü Stadyumunda yaptığı maçı farklı bir skorla kazanmıştı. Kazanmıştı sözcüğünde herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunun yazımı doğrudur. Skorla derken bunun yazımı da doğrudur. Stadyumunda derken İnönü Stadyumu arkadaşlar bakın özel isim. O yüzden bunun yazımı doğrudur. Büyük harfle başlar. Aynı zamanda kesme işaretinin ayrımı da doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Jimnastik de bu şekilde yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kulüp sözcüğüne bakacak olursak arkadaşlar bu kulüp şeklinde yazılır. Buradaki U ünlüsünün düştüğü görülmektedir. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Kılavuzda yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sandviç. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Pardesü dursun. Mütevazı bu şekilde yazılır. Bu da doğrudur. Izdırap yine bu şekilde yazılır. Bu da doğrudur. Arkadaşlar pardesü değil. Bunun doğru yazımı nedir arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi pardösüdür. Bu şekilde yazılır arkadaşlar. Bundan dolayı bu yazım yanlışıdır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Poğaça dursun. Pantolon doğru. O yüzden bunu elemiş oluruz. Alegori yine bu şekilde yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şövalye bu şekilde yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Satılık yine bu şekilde yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Poğaça değil arkadaşlar. Bu nedir? Hepimizin bildiği gibi poğaçadır arkadaşlar. Bu şekilde yazılır. Bu yazım yanlışıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
Panorama derken bunun yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sezaryen bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Stajyerlik bu da bu şekilde yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Röportaj arkadaşlar bu da doğru bir yazımdır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Kolektif hatırlarsanız birinci soruda arkadaşlar bunun doğru yazımını yazmıştık. Neydi o? Kolektif şeklinde olacak. Yani tek L ile yazılması lazım. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Arife doğru yazılmıştır. Bunu elemiş oluruz. Seyahat bu da doğru yazılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Tespih bu şekilde yazılır. Bunu da elemiş oluruz. Eşortman dursun. Dökümanları yine bu da bu şekilde yazılır. Bunu da elemiş oluruz. Eşortman değildir arkadaşlar. Nedir bunun doğru yazımı? Eşofmandır. Dolayısıyla burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir demiş. Uygun olmayanı soruyor arkadaşlar bize. Türkçe'de yazım kurallarına tam uyulmadığı için birçok yazım yanlışı yapılmaktadır. Nokta nokta sözcüğünün nokta nokta şeklinde yazılması sıkça yapılan yanlışlardandır. Bakın birinci sözcüğün yazımı doğru, ikinci sözcüğün yazımı yanlış olacak. A seçeneğine baktığımızda direkt doğru, direkt yanlıştır. O yüzden bu boş olan kısma gelebilir. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. İddia ve iddia arkadaşlar bu da boş olan yerlere gelebilir. Bunun yazımı yanlıştır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Dinozor, dinozor dursun. Döndürmek, döndermek. Arkadaşlar bunun yazımı doğru, bunun yazımı yanlıştır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Dekorasyon, dekorasyon. Arkadaşlar bakın bunun yazımı doğrudur, bunun yazımı yanlıştır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Şimdi dinozor mu, dinozor mu? Bakın bu doğru bir yazımdır. Bu da yanlış bir yazımdır. Dinozor değildir arkadaşlar. Bunun yer değiştirmesi lazım. Dolayısıyla doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ünlü boksör ünvan maçında zorlu rakibini yendi. Bakın burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Annesinin yaptığı pastırmalı kuru fasulyeyi beğenmişti. Bakın arkadaşlar burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bakkaldan çikolata ve ciklet alıp çocuklara dağıttı cümlesinde de herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Asfalt çalışmaları sebebiyle trafik yoğunluğu vardı. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bu hafta fizik dersinde elektrik konusunu işledik cümlesinde elektrik kelimesi yanlış yazılmıştır. Doğru yazımı nedir arkadaşlar? Elektrik olacaktır. Dolayısıyla bakın buradaki i ünlüsünün olmaması lazım. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Gelen adamın acayip fikirlerini dinleyenler şaşırıp kaldı. Bakın burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Doğru söyleyen eleştirmenler edebiyattan adeta aforoz ediliyor. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Senin de bazı konularda inisiyatif alman gerektiğini biliyorsun. Dursun. Kataloğun içindeki kitapları ayrıntılı bir şekilde inceledi. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bazı bölgelerde erozyon ve heyelan olayları için önlemler alındı. Arkadaşlar burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Senin de bazı konularda inisiyatif alman gerektiğini biliyorsun cümlesinde inisiyatif bu şekilde yazılmaz arkadaşlar. İnisiyatif olacaktır. Dolayısıyla bakın buradaki i ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bundan dolayı bunun yazımı yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Otobiyografi doğru yazılmıştır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Perhiz, bu da bu şekilde yazılır. Bunu da elemiş oluruz. Kavanoz, bu şekilde yazılır. Bunu da elemiş oluruz. Kravat, bakın arkadaşlar, ı yok. Bunun yazımı da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Minibüs değildir arkadaşlar. Bunun yazımı yanlıştır. Minimüstür. Yani mini küçük demek. Minik otobüs anlamına gelir. O yüzden bu şekilde yazılması lazım. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13. soru. Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Birçok ünlü oyuncuya menajerlik yapan Esra Hanım'la röportaj yaptık. Dursun. Müteahhit yıkacağı apartman karşılığında 6 daire vermişti. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Annesi bugün pazardan marul, domates ve maydanoz almıştı. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bir insanın kendisini müdafaa etmesi için avukat olmasına gerek yoktur. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bugünkü kahvaltıda peynir, zeytin, bal, pekmez ve menemen vardı. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Birçok ünlü oyuncuya menajerlik yapan Esra Hanım'la röportaj yaptık cümlesinde menajerlik kelimesi arkadaşlar yanlış yazılmıştır. Doğrusu nedir peki? Bakın bunun doğrusu menajerdir arkadaşlar. Burada A ünlüsünün olması gerekiyordu. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. soru. Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Sabahleyin sadece bir sandviç yediği için tam doymamıştı. Bakın burada herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Elindeki kalem tıraşı ve silgiyi sıra arkadaşına ödünç verdi. Dursun. Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserini zevkle okudum. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş olduk. Kelimelerin doğru telaffuz edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Yine burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bugün laboratuvarda kimya ile ilgili birçok deney yaptık. Arkadaşlar burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Elindeki kalem tıraşı ve silgiyi sıra arkadaşına ödünç verdi cümlesinde. Bakın kalem tıraş bu şekilde yazılmaz arkadaşlar. Bunun doğru yazımı nedir? Kalem tıraş olacaktır. Buradaki ı ünlüsünün kullanılması lazım. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 15. soru. Sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? Orijinal demiş. Bu şekilde yazılmaz arkadaşlar. Doğrusu nedir? Orijinal şeklinde yazılır. Burada i ünlüsünün olması lazım. Sürpriz demiş. Bunun da yazımı yanlıştır. Bunun doğrusu nedir peki? Bunun doğrusu da sürpriz şeklinde olacaktır. Bakın burada R ünsüzünün kullanılması gerekiyor. Espri demiş. Arkadaşlar bunun da yazımı yanlıştır. Burada da espri olacaktır. Bakın görmüş olduğunuz gibi i ünlüsünün olmaması gerekiyor burada. Kurdela derken bunun da yazımı yanlıştır. Doğrusu nedir arkadaşlar? Kurdeledir. E şeklinde yazımı doğrudur. O yüzden bunu denemiş olduk. İstakoz doğru yazılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 16. soruya. Sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Müteahhit doğru yazılmıştır. Bunu elemiş olduk. Bisküvi bu da doğru yazılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Cıva bu şekilde yazılır. Bunu da elemiş oluruz. Dil bilimi ayrı yazılır. Bu şekilde yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Çevrim dışı arkadaşlar çevrim dışı ayrı yazılır. Bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.